Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ev tipi 3 boyutlu yazıcılara değineceğiz. Şimdi biz buna değineceğiz ama benim yanında bulunan bu adam kim diyeceksiniz. Takipçimiz Nevzat geldi yanımıza. Abi dedi bende böyle bir ürün var, bunu hep beraber inceleyelim dedi. Sağ olsun, hoş geldin diyorum sana. Hoş bulduk. Abi önce birazcık kendinden bahset, sonra hızlıca akalım. Ben İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisiyim ve teknolojiye meraklıyım. Bu kadar mıdır? Bu kadar. Ben buyum mu diyorsun? Buyum diyorum. Zaten hani böyle bir ürünü alan bir adam teknolojiye meraklı olmama gibi bir şansı yok bence. Yok. Tamamdır. O zaman şimdi bu ev tipi dedik. Neden ev tipi peki? Ev tipi olmasının aslında kolay taşınabilir olmasıyla ve daha stabil olmasıyla alakası var abi. Yani kolay taşınabilir. Adam bunu aldı, şöyle bir valiz gibi bir şeyle getirdi. Çok da güzel bir kutusu var. Her yere Aynen. taşınabilir. Bunu Çantası da da içinden çıkıyor. Ekstra çekeriz bir ücret fotoğrafını. vermenize gerek yok. Mükemmel, gayet iyi. Peki sen neden ev tipi bir 3 boyutlu yazıcıya ihtiyaç duydun? Yani bütün 3 boyutlu yazıcıları biz sağa sola taşıyamıyor muyuz? Abi bu ürünün asıl önemli olan özelliği daha stabil olması ve sağlam olması. Bu arada ürün deyip duruyoruz. Ultimaker 2 Go, 2 Go söylemediysek de ismini söylemiş olalım şimdi. Şimdi bu taşınabilir dedik. Bunun bir özelliği, hani zaten kutusuyla falan satıyorlar. Diğer 3 boyutlu yazıcıları biz taşıyamıyor muyuz sağa sola? Sen bunu bir okula götürüyorsun, eve götürüyorsun, başka yerlere götürüyorsun. Evet, taşınabilir olması, stabil olmasıyla bir de kolay kurulup hemen üretime geçebilmenizle alakalı. Bu hem bayağı küçük. Adam getirdi buraya, koydu zart, abi hadi başlıyoruz dedi ve hemen yazı verdi. Bir de bu boyutta çalışan yazılara göre Ultimaker'ın bu modeli en küçük model dünyada. Bununla peki maksimum kaça kaç basabiliyoruz? 10 santimetre küp, yani 10'a 10 10, 10, bir 10. aynen bir küp gibi düşünebiliriz baskı alanını. Tamamdır. Daha büyük istiyorsak daha farklı cihazlara Cihazları yönleneceğiz. aynen. Yani bunun portatif olması her şeyi zaten açıklıyor. Şunu sorayım. Biz şimdi burada bastık, ettik. İyi, güzel, hoş. Bunu basarken bir koku falan çıktı. Ben biraz tırstım abi, tırstım. Bunların hepsi doğal dedin. Bunun malzemesi ne? İçine biz bunu ne koyuyoruz da bu ürünü yapıyor bize? Aslında baz olarak iki çeşit malzeme kullanabiliyoruz. İkisi de plastik malzemeler. Yalnız bu materyal organik plastik dediğimiz tamamıyla doğal olan plastik abi. Diğeri de petrolden üretilen günlük hayatımızda da kullandığımız termoplastik. Tamamdır. O zaman şunu da sorayım. Biz şimdi mesela burada bir adet Webtekno logosu bastık. Şöyle zaten yakın plan fotoğraflarını göreceksiniz. Burada bir Yoda var. Şimdi bu ne kadara mal oldu? Bunu basmak için yaklaşık 50 gram kadar bir plastik harcadık. 750 gramı piyasada 100 lira civarı. Türkiye'de bulabiliyor muyuz? Türkiye'de çok rahat bulabiliyoruz. Ayrıca Türkiye'de üretimini yapan firmalar da var. Her rengini ve her çeşidini Türkiye'de temin edebiliyoruz. 1-2 gün içinde en geç her yere Tamamdır. sağlanır. Yani bu bize ne kadar mal oldu? Bu yaklaşık 7-8 lira civarına bir maliyeti var. O zaman 50 gram civarında bu. Evet, 50 gram. Tamam. Yine matematikte bir hata yaptıysak affola gençler. Yani şu 30 gram 750 gramı da 100 liraya satılıyor bu malzemenin. Bunu söyleyelim. Evet. 30 ile 50 gram arasında bu. Oradan artık matematiği yapabilirsiniz siz de. Peki şunu söyleyeyim. Biz şimdi bundan bastık. Bunu farklı malzemeler basabiliyor muyuz? Ya mesela ben demir bir şey yapabilir miyim bunda? Metal ya da. Onun için aslında geliştirmeler var. Birçok da materyal var. Yine bu plastikle PLA dediğimiz plastiğin içine. Mesela bu abi burada gördüğün bambuyu karıştırmış adamlar. Hani bambu basıyoruz. %30 oranında bambu var. Bu yarım kalmış Basarken bir de çalışma buram buram galiba. ağaç kokuyor. Bu yarım kalmış bir çalışma Evet. bu arada. LOL'de bir karakter. Şunu da sorayım peki. Biz Almanya'da bundan çıkan bir kurabiye yemiştik. Bu alet kurabiye basabiliyor mu? Ben mesela 3 boyutlu yazıcıyı aldım, her şeyi basabilir miyim onunla? Aslında şu an için her şeyi basamazsın abi. Kurabiye ve çikolata basmak için çeşitli yazıcı tipleri var. Bunlar aslında biraz kendi alanında özelleşmiş yazıcılar diyebiliriz. Bu alet plastik basıyor. Ama bronz ve işte bambu gibi dolgu maddeyle karışıp da çeşitli materyalleri de rahatlıkla basabiliyoruz bu alette. Piyasadaki birçok filament basıyor. Anladım. Yani biz eğer kurabiye basmak istiyorsak ayrı bir 3 boyutlu yazıcı almamız Evet. lazım. Şart. Ucunu falan değiştirsek kurtarmıyor mu? Şu an için ya geliştirme aşamasında aslında açık kaynak kodlu bir yazıcı. Açık kaynak kodlu olmasını da biraz açıkla. Bu laf hani çok geçen bir laf. Açık kaynak kodlu olunca ne oluyor? Yani geliştirmek isteyen kişiler Ultimaker için gerek yazılım gerek de donanım geliştirebiliyorlar. Ve şu anda ciddi oranda bir pazarı artmış durumda. Geliştiriciler geliştiriyorlar ve eğer günün birini kurabiye geliştiren çıkarsa kurabiye de yiyebileceğiz abi. Anladım. Yani istersen buna sen de geliştirebilirsin onu. Tabii. Şimdi o zaman benim yine merak ettiğim şeylerden birisi, gerçi az önce deneyimledim ama arkadaşlarımız da bunu öğrenmiş olsun. Biz bu Webtekno logosunu bastık. Ne kadar sürdü bu? Baskı süresinden de biraz bahsedelim.
Ben ürünü getirdiğim için, yoldan geldiği için ufak bir kalibrasyon süresi var. Yaklaşık bir 2-3 dakikalık kalibrasyon süresinden sonra... Bu hazırlık süreci mi? Hazırlık oluyor. Süreci. Sadece taşıdığım için geçen bir hazırlık süreci. Onun haricinde alet yaklaşık 1 dakika içinde kendi ısıtıp çizili bir şeyi... Yani eğer biz bu elimizde çizimi varsa hemen basabiliyor. Aynen. Burada sen ama yani Webtekno logosunun 3 boyutlu hali yoktu elimizde. Burada geldi Nevzat, direkt modelledi. Bunu da bir 5 dakika içinde modelledi. Yani ne kadar sürdü peki bu? Kaç saatti? 1,5 saati buldu. 1,5 saat civarında bir baskı aldım. Ben ona bayağı şaşırdım abi. Bunun mantıklı bir açıklaması varsa bunu bana yap. Şunun 1,5 saat sürme ihtimalini sevdim ben. Neden? Şimdi baskı süresini etkileyen faktörler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi baskı katman kalınlığı. Layer kalınlığı dediğimiz. Diğeri hızı ve içinin doluluğu, doluluk oranı. Onun haricinde katman kalınlığı da çok basitçe çözünürlük olarak düşünebiliriz bunu. Ne kadar çözünürlüğü arttırırsak sürede bir o kadar artıyor. Layer mantığıyla çalışıyor. Layer'ı ölçmek için de mikron kullanıyoruz. Bu alet yine piyasada en iyi baskı yapan ürünlerden bir tanesi. Yani 3D ya şey için basıcı... diyebiliriz. Ev tipi kullanıcı için mi? Bunun muhtemelen çok daha iyileri vardır. Tabii ki çok daha. Yani bu teknoloji için abi en babalarından birisi. Çünkü 20'nin altına inemiyoruz ya. Tamamdır. Şöyle bahsedebiliriz kısaca. Piyasada standart kabul edilen 100 mikron günlük basabileceğimiz en kaliteli baskıyken bu ürün yazılımı ve donanımı ile 20 mikrona kadar baskıyı kabul ediyor. Yalnız arkadaşlar yani 20 mikronu bir ya ben mesela hiç ihtiyaç duymadım abi. 20 mikron basmaya. Çünkü süre inanılmaz uzuyor ve bazen çapaklanma dediğimiz sıkıntılar ortaya ama çıkabiliyor. Ama yani mesela çok detaylı bir şey basacaksan mesela bunu kaç mikronda bastın? O 150 mikron. 150 mikron. Ona rağmen şöyle siz de yakın çekimden görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı detaylı. Yani bunda neden 20 mikrona ihtiyaç duymadın? Bu kadar çok daha detaylı mı oluyor 20 mikronda? Aslında, yani daha detaylı olsun, daha güzel olmayacak mı? Aslında yani tam olarak da öyle düşünmeyebiliriz. Çünkü gözün hani ayırt edebileceğinin üzerinde bir fark ve hani çok uzun. Baskı süreleri çok uzuyor. Anladım. Ayrıca filamentin makinenin içinde durumu var abi. Yani belirli bir sürenin üzerinde makinede durursa filament plastik yapısı gereği sıcaktan. Çünkü bu alet 210-220 derecelerin üzerinde çalışıyor minimum. Zaten iki tane fan sürekli böyle üflüyor. Malzeme de bunun içinde ne kadar çok durursa stabilliğini o kadar kaybediyor açıkçası. Anladım. Çizime göre daha çok baskıyı belirliyoruz. Anladım. Peki o içinde durduğu sürece mesela o makinenin tıkanma gibi bir ihtimali var mı? Tıkanma olayı yaşayabiliyoruz. Özellikle dolgulu materyallerde tıkanma yaşayabiliyoruz. Bambu gibi materyallerde 250 mikronun altına inilmesi tavsiye edilmiyor. Çünkü bunun içinde de abi yani bayağı bildiğimiz bambu var. Hani parça parça bambu var ve çok detaylı baskı alamıyoruz açıkçası. Anladım. Yine bahsettiğim gibi abi geliştirilme sürecinde olan bir ürün demiştik. Buna son geliştirilen uçlarla, çeşitli adaptif şeylerle baskı kalitesini ciddi oranda arttırabiliyoruz. Ama ne kadar baskı kalitesini artırırsak arkadaşlar o kadar da süre artıyor. Aynen. Yani şunun, şu kaç saat sürmüştü şunu basmak? Bu yaklaşık 9 saat civarı bir baskı aldık. Yani şu Yoda'yı basmak 9 saat. Ben bunun başında 9 saat zaten bekliyorum. Sen de bırakıp gidiyorsun muhtemelen de. Bana nedense süreler çok uzun gibi geldi. Süre olayına çok takılmamak lazım bunlarda. Evet. Çünkü hani videolarda falan da gösterdin sen bana az önce. 35-40 saat süren baskılar var. Baskılar var. Aslında başında durup gidiyorsun dedin abi. Oraya değinmek istiyorum öncelikle. Dolgulu olan filamentlerde, bambu vesaire ağaç filamentlerde, wood filamentlerde başında durulması tavsiye ediliyor. Çünkü alet çok kolay bir şekilde tıkanabiliyor. Yani tıkandığı zaman da daha büyük sorunlar yaşayabiliyoruz ama... Peki yani yaşayabileceğin maksimum sorun nedir bunda? Motoru yakar mısın? Motoru yakmazsın abi. O kadar büyük problem çıkarmaz. Alet kendini kesiyor, durduruyor. Anladım. Ama PLA mesela şu gördüğümüz basit malzemede hiçbir şekilde tıkanma gibi bir sorun yaşamıyoruz. Anladım, tamam. Şunu sormak istiyorum. Bir insanın 3 boyutlu yazıcıya neden ihtiyacı olur? Ben mimarlık okuyorum. Bahsetmiştim abi. Orada projelerde, maketlerde ve model yapmakta kullanıyorum günlük olarak. Yani bunu peki bu alete sahip olmayan bir öğrenci bunu elle uğraşıyor değil mi? Evet. Yapmaya. Hocalarınız buna müsaade ediyor ama. Müsaade ediyor. Abi o zaman teknolojiyi kullanacaksın. Yapacak bir şey. Evet. Ayrıca hobi olarak da kullanıyorum abi. Yani en basitinden mesela GoPro için aparat yaptım. Kendim kullandığım veya drone için bahsetmiştik kamera koruyucusunu yaptık. Fotoğrafını da gireriz. Aynen. Ya şu mesela ilginç bir anekdot bence. GoPro için aparat yaptın. Ne aparatı yaptın mesela? Kaska takma aparatı yaptım. Tamam. Ayrıca piyasada satılan kadar da sağlam oluyor.
Ha, yani şöyle bir şey var. Şimdi o GoPro'nun kaska takma aparatını gidip eğer orijinal alırsanız muhtemelen 100 lira, 150 lira civarı. Ama sen bunun zaten baskı malzemesini 100 liraya alıyorsun ve o GoPro'nun aparatından ortalama 200 tane yapabilirsin belki de. Evet değil abi. Mi? İstediğimiz kadar basabiliriz malzemeyle sınırlı. Ayrıca ben şeye de değinmek istiyorum. Mesela bunu çizim bilmeyen birisi, ya ben programları biliyordum. Aynen, gayet hakim bir şekilde. Aynen, ben 3 boyutlu modellemeye hakim değilim. 3 boyutlu modellemeye hakim olmayan birisi için de inanılmaz derecede forumlar var. Çok fazla ürün paylaşılıyor. Mesela bu gördüğünüzü ben hazır buldum ve direkt bu arada çıkardım. Parrot Bebop'a takma. Yani kamerasını koruyan bir aparat. Videoda da ben bahsetmiştim. Kamera direkt öne düşerse kamera yalan olur. Bunu Nevzat böyle bir sorunu fark etmiş. Gidip direkt internetten bulmuş ve bunu çıkartmış. Artık kameranın yere düşüp kırılma ihtimali kalmadı. Kalmadı. Böyle bir sorunla çözüm bulmuş oldun. Yani şunu söyleyelim. Eğer 3 boyutlu modellemeden anlamıyorsan internette, şunu da şuraya koyalım, 1000 tane ya milyonlarca hatta model bulabiliyorsun. Kesinlikle. Senin ihtiyacına yönelik şeyleri orada aynen çözebiliyorsun. Bunlar ayrıca ücretsiz birçoğu. Ücretli olanlar da var ama ücretsiz olarak derdinize çare bulabiliyorsunuz. Gayet mükemmel abi. Şimdi peki ben 3 boyutlu modellemeyi biliyorum. Yani modeli buldum diyelim. Evet. Ben bunu nasıl aktaracağım o modeli? Bunun kendi yazılımı var. Cura denilen bir yazılımı kullanıyor. Bu 3 boyutlu modelinizi katmanlara dönüştüren basitçe bir program. Bu aleti çalıştırırken herhangi bir bilgisayara bağlantı ihtiyacı duymuyorsunuz. SD kartının içine kendi yazılımını, G-kodunu attığınız zaman direkt bağladığınızda alet yazmaya başlıyor. Aynen. Süper abi. Peki yani bilgisayara bağlı çalışan sistemler de var sanıyorum. Evet. Ya bu SD kart muhabbeti sanırım bunun iyilerinden birisinin olmasının sebebi bile olabilir. Kesinlikle öyle. Çünkü ben mesela çalışıyorum, model yapıyorum. Bir modeli yaparken, bu alet basarken ben de diğer bir modeli kendim bilgisayarda çiziyorum. Yani bu alet bilgisayara bağımlı kalmıyor. Kesinlikle. Çünkü 30 saatlik bir baskı alırken mesela bilgisayarınızın şarjı bitebilir. Veya kullanmanız gerekiyor. Her şey olabilir. Her şey 30 olur. Saat bilgisayarı buna bağlamak aynen zaten mantıksız. Kesinlikle biraz değil. Gayet güzelmiş abi. Bunun dışında artık yani videonun sonuna gelebiliriz. Benim en çok merak ettiğim ve takipçilerimiz de muhtemelen merak ettiği konulardan bir tanesi bu aletin fiyatı nedir? Ya da ortalama 3D yazıcılardan da bahsedebiliriz. Evet. Çünkü genel bir video oldu. Hani 3D yazıcıların mantığından da bahsetmiş olduk biraz. Bu aletin fiyatı yaklaşık 5500 ile 6000 arası değişiyor. Yine Türkiye'de bulabiliyoruz. Evet. Kolaylıkla bulabiliyoruz ufak bir Google'lamayla. Diğer yazıcı modelleri de kendi özelleştikleri alanlara göre çok çeşitli fiyatlara yükselebiliyor. Yani 30 bin liraya kadar abi yazıcı var. Anladım. Yani çeşitli. Ama 30 bin liralık yazıcı muhtemelen belli bir alana hitap ediyordur yani. Kesinlikle o işten para kazanmanız lazım. İletmeniz gerekiyor. Ya bunun da aslında para kazanabilirsin bir şekilde de. Bilmiyorum ben hani benim olsa muhtemelen sırf GoPro aparatından bile parasını çıkartabilirdim gibi geliyor. Ki hani bunu sadece GoPro olarak düşünmemek lazım. Bir DSLR kamera için bile bir sürü aksesuar üretebilirsin bununla. Ya da ne bileyim hani oyuncağını yaparsın, birine hediyeni verebilirsin. Aklıma şu an çok bir şey gelmedi açıkçası. Kesinlikle ama abi şey, teknolojinin kişiye özel gelişmesini sağlıyor açıkçası. Telefon kılıfını yapabilirsin. Kesinlikle, aynen. Sen en basitçe burada Arduino'na bir kap yapmışsın. Kap yaptım. Direkt kasasını yapmış yani tabii üst tarafı daha yok sanıyorum. Evet. Hiç mi olmayacak üst tarafı? Olacak. Ne zaman olacak? Elektrik bitti. Evet. Kapandı. Öyle bir sorun. O zaman ne oldu onu da anlat abi. Yaparken elektrik kesildi. Elektrik kesildi ve elektrik geri geldi. Bu senin başına geldi. Aynen. Alet durdu ve çalışmadı. Yani devam etmedi baskıya. Baştan başlamak zorundasınız. Yani kapatıp devam edemiyorsunuz. Başladığınız zaman baskıyı bitirmeniz gerekiyor. Ya da durdurup baskıyı filamenti değiştirebiliyorsunuz. Yani yarısına kadar farklı renk, yarısından sonra farklı renk olanağı var. Anladım. Bunu ama elektrik kesilirse gitti. SD kartın da alete sürekli bağlı olması gerekiyor. Çıkartıp o çok problem değil. Yani bilgisayar bağlı olmasından iyidir her türlü. Zaten ürünü aldığınızda içinden SD kartı da geliyor. Tamamdır. Özel bir SD kart lazım mı? Yok hayır. Normal kullandığımız. Standart bir standart, SD kart oluyor. En basitini. O zaman videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Nevzat çok teşekkür ederiz sana geldiğin için. Zahmet ettin buraya kadar getirdin. Bize aydınlattın bilgilerinle. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa her zaman dediğimiz gibi videonun altına yorum olarak atın. Ayrıca Nevzat da bir takipçimiz olarak elinden geldiğince cevap verecektir. Yardımcı olmaya çalışırım. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.